yetkililere çağrımızdır. Veteriner hekimlere şiddet, toplum ve toplumsalına karşı şiddettir. Bugün buraya eğitimi aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimiz yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Şiddete karşı 21 Ağustos 2023 tarihinden beri onlarca yeni şiddet olayı gerçekleşmiştir. Veteriner hekimlik mesleği, toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek isteğin bertaraf edilmesi de en büyük bariyerdir. Ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konu nedeniyle veteriner hekimler kendi çıkarları önünde risk görenler geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktadırlar. Mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. İki gün önce tam burada meslektaşımızın kimliği basılmış, meslektaşımız darp edilmişti. Ne yazık ki olaylara karışan 3 şehir eşkıyası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılarak toplum vicdanı yaralanmıştır. Tekrar ediyorum, ne yazık ki olaylara karışan 3 şehir eşkıyası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılarak toplum vicdanı yaralanmıştır. Yaşanan bu şiddet biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiştir. Yasaların mesleğimize tanımladığı yükümlülükleri layıkıyla yerine getirebilmemiz önemli bir basamağın sağlık çalışanı sayılmak ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak olduğunu her platformda dile getirdik. Bunun kişisel bir talep değil, mesleki bir zorunluluktan kaynaklandığını, karar alma makamında bulunanların artık anlaması için daha ne kadar şiddete maruz kalmamız gerektiğini sormak istiyoruz. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış ve bıktırmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve bizleri yok saymışlardır. Veteriner hekimler 657 sayılı devlet memurları kanununda sağlık hizmetleri sınıfına tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanda olursa olsun yaptıkları hizmetlere kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir. Sadece hayvanların sağlığı için değil, aynı zamanda insan sağlığı için de hayati öneme sahip bir meslek grubu olan veteriner hekimlerin önemini hatırlatmak istiyoruz. Veteriner hekimlerin sağlık personeli olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları tarafından hiçbir şüpheye yer olmayacak şekilde ortadayken birçok hakkımızın elimizden alınmasını kabul edemiyor. Veteriner hekimlerin hak ettikleri özlük haklarına bir an önce kavuşmalarını sağlamak için gerekli adımları atmaları için tüm yetkililerin sesimizi duymalarını bekliyoruz. Bugün burada yaşanan şiddet olayının Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak hukuki takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet yasası kapsamında veteriner hekimlerin değerlendirilmesi talebimizin hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.